merhaba, hoş geldiniz. Gecikme için kusura bakmayın. O yüzden ben moderatör olarak çok fazla bir giriş şeyi yapmayacağım. Dolayısıyla direkt konferansa, panele geçeceğiz. Bugünkü konumuz düşen uçak sonrasında Türk-Rus ilişkilerinin nasıl bundan sonra dönüşeceği, seyredeceği ve özellikle de bu meselenin Suriye krizinde, Suriye meselesinde nasıl bir dönüştürücü etki ortaya çıkaracağını konuşacağız. Üç tane değerli konuğumuz var. Birinci konuğumuz Koç Üniversitesi'nden doçent doktor Şener Aktürk. İkinci konuğumuz Halit Hoca, Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı, Konseyi Başkanı. Ve üçüncü konuşmacımız da Ufuk Ulutaş, SETA Dış Politika Direktörü. Ben ilk sözü Şener Aktürk hocamıza vermek istiyorum. Hocam buyurun. Çok teşekkür ederim. Bu süre içerisinde ben Murat hocamızın da bahsettiği üzere özellikle Rus grant stratejisi açısından ve tabii ki Türk-Rus ilişkilerinin izlediği seyir açısından bu olayın, uçak düşürülmesi olayının etkilerine ve arka planına bakmak istiyorum. Çok kısaca değineceğim birer ikişer cümleyle hepsini, daha sonra soru cevapta açabiliriz. 8 nokta var. Birincisi, şunu tespit etmek gerekir ki Türk-Rus ilişkileri 2000'li yılların içerisinde bir dip noktası yaptı bu uçak düşürme olayıyla birlikte. Fakat yine de eğer uzun vadeli olarak bakacak olursak 1990'lara bile dönülmüş değil. Soğuk Savaş dönemine ve ondan önceki 300 yıllık yoğun çatışma dönemine ise kesinlikle dönmüş değiliz. Yani önce onu tespit etmek gerekiyor. Evet, 2000'li yıllar Türk-Rus ilişkileri için 1921-36 bu erken cumhuriyet dönemini istisna edersek herhalde son 300 yılın en iyi dönemiydi. En yoğun işbirliğinin yaşandığı, ticaret olsun, nükleer santral olsun, diğer konularda turizm, boru hattı vesaire. Gerçekten çok istisnai bir dönem. Tek benzer dönemini dediğim gibi 1921-1936 arasındaki 15 yıllık Türk-Sovyet ittifakı dönemi olarak görebiliyorum. Ondan önce 300 yıl iki ülke arch enemy, İngilizce tabiriyle bir numaralı düşman, özellikle Türkiye açısından. Dolayısıyla istisnai bir dostluk ve işbirliği döneminin içinde Türk-Rus ilişkileri dip yapmış oldu bu olayla birlikte. Neden 90'lara neden halen 90'lara dönülmediği ile ilgili bir iki şey söyleyebilirim ama onu dördüncü noktaya bırakayım. 90'larda sağlanan mutabakat, çünkü her iki ülkenin birbirinin toprak bütünlüğüne saygı göstermesi üzerine bir mutabakattı. O mutabakattan halen geri adım atılmadığını düşünmek istiyorum. Ama onunla ilgili bu sabah bir haber vardı. Onu da birazdan değineceğim. Eğer o noktaya geri dönersek, yani Türkiye ve Rusya Federasyonu birbirinin toprak bütünlüğüne bile saygı duymadıkları bir noktaya gerilerlerse, ki 90'lar bir ölçüde budur ve tabii ki ondan önceki 300 yılda biliyorsunuz Sovyetler Birliği ve Rus Çarlığı Türkiye'deki Osmanlı İmparatorluğu'ndaki ve daha sonra Türkiye'deki neredeyse bütün etnik ayrılıkçılık hareketlerini doğrudan ve yoğun bir şekilde desteklemiştir yani. Hiçbir Balkan devleti yok ki Rus ordusu gelmeseydi bağımsızlığını kazanabilmiş olsun. Dolayısıyla hani o dönemde değiliz daha. O kadar kötü değil durum ama oldukça kötü. En azından son 15 yılın en kötü dönemi. İkinci ve en önemli nokta, belki biraz 3 dakikamı daha genel bir noktada harcamış oldum ama Rusya açısından Suriye'deki çatışmanın Batı'yla veya kendi açısından Rus karşıtı cephe ile mücadelesinde asıl cephe olduğunu düşünmüyorum. Yani Rusya açısından bakıldığında asıl cephe elbette ki Ukrayna'dır. Rusya'nın uluslararası sistemden haklı olarak şu anda tecrit edilmiş olmasının, ambargo altında yaşıyor olmasının sebebi Ukrayna'yı, Ukrayna'nın çok önemli bölgesi olan Kırım'ı işgal ve ilhak etmiş olması. Yani İkinci Dünya Savaşı'ndan itibaren ilk defa Avrupa'da işgal ve ilhak ile sınırlar değişti ve bunu yapan Rusya Federasyonu. Ve bu birkaç yılda değil, on yıllarca sürecek bir problem. Yine teşbihte hata almaz. Nasıl ki 6 gün savaşında İsrail Doğu Kudüs ve Batı Şeria'yı işgal etti ve 48 yıl mı oldu?
bu sorun hala aşılamadı. Muhtemelen bir 58 yılda Rusya'nın Kırım'ı bütün uluslararası normları çiğneyerek işgal ve ilhak etmesinin yarattığı meşruiyet sorunuyla Rusya Federasyonu yaşamak zorunda olacak. Ve Donetsk ve Luhansk'ta desteklediği isyancılar aracılığıyla kurdurduğu iki halk cumhuriyeti ve Ukrayna'nın halen devam eden Donetsk ve Luhansk üzerinden devam eden iç savaşı Rusya için birincil ana cephedir. Yani Ukrayna'nın Rus grand stratejisi için önemi Suriye ile karşılaştırılamayacak kadar büyük. Tarihsel olarak öyle ama aynı zamanda stratejik, coğrafi vesaire vesaire. Ama tabii Suriye'deki askeri varlığını muazzam bir şekilde ve bir anlamda sürpriz bir şekilde arttırarak bu cepheler arasında pazarlık gücünü veya kozunu arttırmak istemiş olabilir. Tabii ilk çatışma alanını atlamış oldum. İlk yine kayda değer çatışma alanı tabii ki Gürcistan'dı. Gürcistan'da Batı yanlısı bir liderin 2008'deki savaş sonrasında yapılan seçimlerle tabii iş başından uzaklaştırılması. Dolayısıyla Gürcistan, daha sonrasında 2011'den bugüne Suriye ve 2014'ten itibaren Ukrayna, Rusya'nın 3 sıcak çatışma alanı, soğuk çatışma alanına geçebiliriz. Bir sonraki nokta şu, biliyorsunuz Soğuk Savaş döneminde meşhur bir Brejnev doktrini vardı. Dünyanın herhangi bir bölgesinde sosyalist rejimi olan bir devlette sosyalist rejim tehlikeye girerse, Brejnev dedi, Sovyet ordusunun doğrudan müdahale hakkı vardır. Çekoslovakya, Kabil'de komünist bir darbeyle iktidara gelen Babrak Karmal Moskova'dan yardım istedi ve Sovyet ordusu Afganistan'a girdi. Halen bir anlamda bitmemiş olan 30 küsür yıllık savaş öyle başladı. Şimdi tabii komünizm yok artık ama bir anlamda modifiye edilmiş bir çeşit Brejnev doktrini var. Evet, Mozambik, Angola, Etiyopya gibi dünyanın dört bir yanındaki bölgeler veya Küba gibi bölgelere uygulanmıyor bu doktrin. Ama Rusya'nın yakın yurt dışı dediği Near Abroad, Blizhny vesaire dediği bölge için uygulanan bir çeşit Brejnev doktrini var. Rusya'nın yörüngesinde olan rejimler Rus yörüngesinden çıkma eğilimi gösterdiklerinde istisnasız bir şekilde Rusya askeri müdahalede bulundu. Tacikistan iç savaşı böyledir. Ermeni-Azeri savaşı tamamıyla böyledir. Azerbaycan'ın cezalandırılması Rus yörüngesinden çıkma eğilimini çok güçlü bir şekilde gösterdiği için. Ukrayna'nın parçalanması ve halen iç savaş yaşıyor olması kesinlikle böyledir. Gürcistan'ın, Abhazya'nın ve Osetya'nın işgali, şimdi Rusya tarafından tanınmış olması, Tiflis'in dahi bombalanmış olması kesinlikle böyledir. Saakashvili hükümetini cezalandırmak amacıyla vesaire vesaire. Fakat Suriye örneğinde daha öte bir şeyden bahsediyoruz. Çünkü artık eski Sovyet Cumhuriyetlerinin ötesine geçen bir müdahale. Yani sonuç olarak Suriye, Gürcistan değil, Ukrayna'da değil, Tacikistan bile değil. Suriye, Orta Doğu'nun ortasında Türkiye'nin çok yakın komşusu, 500 en az 500 yıllık, belki daha uzun geçmiş olan bir ülke. Dolayısıyla bu modifiye edilmiş Brejnev, Yeltsin, Putin doktrininin coğrafi alanının genişlediğini görüyoruz Suriye müdahalesiyle. Bir sonraki nokta, dördüncü nokta. Ve bunlarda da hani kendi açısından nispeten başarılı olmuş denilebilir. Gürcistan'ı evet gerçekten mağlup etti ve Batı yörüngesinden çıkardı. Hem Gürcistan'ın hem Ukrayna'nın NATO üyeliğini engelledi. Bu bahsettiğim diğer bütün ülkelerde Rusya yanlısı rejimleri en azından kurtarmayı başardı. Ama tabii onun kostu nedir? Çok yüksek bir kostu. Suriye'deki, yani bunu ben Suriye uzmanı olmadığım için Suriye'yle ilgili çok fazla bir şey söylemek istemiyorum ama Rusya'nın Suriye'deki amaçlarının çok daha sınırlı olduğunu düşünüyorum. Bütün Suriye'de Esed rejiminin kontrolü tesis etmesi gibi bir amaç güttüklerini zannetmiyorum. Çünkü bu zaten gerçekçi olmayan bir amaç. Ama en azından
kendi stratejik çıkarlarını yoğunlaştığı Tartus, Laskiye, Akdeniz sahilinde bir küçük Suriye'yi en azından Rusya açısından sekür etmek, kontrol altında koruma amacı var gibi gözüküyor. Beşinci nokta da şu. Bunu da yani bu noktalardan hangisine veya hangilerine soru gelirse soru cevap da onlara yoğunlaşırız. O yüzden çok kısaca geçiyorum. Burada Rusya'nın hep dış siyasetten ve grand stratejiden bahsettim ama iç siyasal bir boyutu var. Çünkü bu söylediğimden şöyle bir şey çıkarılabilir. Yani Suriye ikinci, üçüncü cephe oldukça marjinal kalıyor. Asıl mücadele Ukrayna, Gürcistan vesaire üzerine oluyor gibi. Tam olarak öyle değil. Yani bu söylediğimi geri almıyorum. Yani ana hatlarıyla doğru. Elbette ki esas cephe Ukrayna'dır, Avrupa'dır, Kafkasya'dır Rusya açısından. Ama Suriye ve genel olarak Orta Doğu İslam dünyasından Kafkasya'ya bir sıçrama olması gerçek bir korku Rus elitleri için, Rus seçkinleri, siyaset yapıcılar için diye düşünüyorum. Burada da daha evvel de Putin'in iktidara geldiği dönemde yaptığı bir mülakat var, İngilizce'ye de çevrildi, kitap olarak da yayınlandı. Orada Putin şöyle diyor, 99 veya 2000'de olması lazım mülakatın, benim tarihi bir misyonum varsa Kafkasya sorununu kökünden çözmektir diyor. Yani Kafkasya sorununu, o dönemde Çeçenistan bağımsız biliyorsunuz 99'da ve 2. Çeçen Savaşı başlıyor. İşte sonucunda biliyorsunuz. Vesaire vesaire Dağıstan, Çeçen sorununun yayıldığı bölgelerden bir başkası, diğer Kuzey Kafkas Cumhuriyetleri vesaire. Dolayısıyla Rusya'nın Orta Doğu politikası ve hatta Müslüman çoğunluklu ülkelerle ilgili politikasını göz önüne alırken iç siyasetteki bu Kuzey Kafkas yumuşak karnını da göz önüne almak gerekiyor. Rusya'nın pek çok hamlesine, mesela çok büyük bir ısrarla İslam Konferansı örgütüne gözlemci üye olma isteği ki başardı. İşte Moskova'da Avrupa'nın en büyük camisini açma gibi Müslüman ülkelere karşı PR çalışması diyebileceğimiz bütün bu çalışmaları ben bu iç siyasi yumuşak karnı da yani Kafkasya sorunu da göz önüne alarak düşünmek gerektiği kanaatindeyim. Yani Rusya bir şekilde dünyada yaygınlaşmış, oldukça yaygınlaşmış olan bu radikal terör örgütlerinin birincil hedefi olmak istemiyor. Yani bir şekilde Orta Doğu ve İslam dünyası nezdinde de iyi bir imaj korumaya çalışıyor. Tabii bu çok zor bir yandan da iç siyasette ve dış siyasette Rusya'nın, Rus devletinin icraatları göz önüne alınacak olursa. Yedinci noktaya geldik, affedersiniz. Evet, buradan Türk-Rus ilişkilerine geri dönebiliriz. Çünkü artık toparlamak istiyorum bu son noktaları. Türkiye ve Rusya, bu sabah belki siz de haberlerde gördünüz. Yani ne kadar teyit edildi bilemiyorum ama işte Rusya Federasyonu, Rus ordusunun Afrin'de herhalde PYD'ye 5 ton silah bıraktığı ile ilgili haberleri bugünkü 3 Aralık mı oluyor? Bütün büyük gazetelerde gördüm. Şimdi bu tabii ilişkilerde evet 90'lar ve öncesine dönüş anlamına gelebilir. Neden? 90'larda ne oldu diye düşünecek olursak her ne kadar Sovyetler Birliği ve Sovyet sonrası Rusya en azından 99'a kadar çoğunlukla açık bazen de örtük şekillerde PKK'yı yoğun bir şekilde desteklediği halde 99'da Öcalan Suriye'den çıkarılıp elbette Moskova'ya gidip siyasi iltica istediği zaman Duma PKK tezlerini desteklediği ve Öcalan'a destek veren tasarıları onayladığı halde Rus eliti, burada icracılar, executive diyebiliriz, yürütme buna engelledi ve Öcalan'ı Moskova'dan çıkardı. Ve burada verilen mesaj, 99'daki bu tarihi mesaj çok önemliydi. Biz artık son 300 yılın aksine Türkiye'nin toprak bütünlüğüne saygı göstermeye karar verdik. PKK'yı, başka terör örgütleri de olabilir, DHKPC de olabilir vesaire. Türkiye'ye karşı faaliyet gösteren terör örgütlerini artık desteklemiyoruz. Bu çok önemli bir mesajdı ve bu 99'daki örtük mutabakat aslında Türk-Rus ilişkilerinin 2000'li yıllarda en üst seviyeye sıçramasının da önemli bir yapı taşıdır. Eğer Rusya Federasyonu PKK'nın organik
bağları olan PYD ve hatta PKK'ya silah vesaire, mühimmat gibi destek sağlamaya başlarsa bu 90'lar ve önceki status quo ante'ye dönüş anlamına gelir ki o zaman gerçekten Türk-Rus ilişkileri çok kötü bir yöne doğru seyreder. Ben öyle olmayacağını konusundaki iyimserliğimi koruyorum. Sondan bir önceki nokta, evet onu da aslında söyledik. Doğrudan Türkiye'nin birliğine ve varlığına bir tehdit algısı olduğu herhalde, burada ben çoğunlukla analiz yapıyorum, bir tavsiyede bulunmuyorum ama bu tavsiye niteliğinde bir nokta. Yani bu tarz icraatların doğrudan Türkiye'nin birliğine ve varlığına bir tehdit algısı oluşturduğu Rusya'ya hissettirilmeli. Bu da Rusya'nın pek çok kendi iç meselesi üzerinden anlayabileceği bir mesaj olur diye düşünüyorum. Burada çok garip benzetmeler oldu tabii medyada. Türkiye'nin kendi hava sahasını ihlal eden bir Rus uçağını düşürmesi üzerinden. Burada bir üçüncü ülkeden bahsediyoruz. Yani evet, bir NATO ülkesi 50 yıldır ilk defa uçak düşürmüş olabilir ama Pakistan defalarca Sovyet uçağı düşürdü. Burada daha makul olan benzetme Sovyet işgali altındaki Afganistan'da opere eden uçakların Pakistan hava sahasını tehdit etme, ihlal etmesi ve düşürülmesi gibi örnekler olabilir. Kaldı ki bunun tam tersini biz düşündüğümüzde bile oldukça garip oluyor. Bir ülke ismi vermeden bunu söylemek zor ama diyelim ki eski Sovyet Cumhuriyetlerinden birinde bir iç savaş yaşanıyor ve o eski Sovyet Cumhuriyeti'nin işte diyelim ki Baltık bölgesinde falan olsun diktatörü Türkiye'den yardım istiyor ve Türkiye büyük bir askeri yığınak yapıyor St. Petersburg'un, Moskova'nın dibinde ve o sırada da Türk uçakları Rus hava sahasını ihlal ediyor defalarca, aylarca ve sonunda birisi düşürülüyor. Yani bu bir act of war olarak yorumlanmaması gereken bir durum. Türkiye'de zaten bunu kesinlikle böyle yorumlamadı ve krizi de-escalate etmeye çalıştı. Ben yine Türk-Rus ilişkilerinin temeli nispeten sağlam olduğu için bir uzlaşma olabileceğini düşünüyorum. Son noktaya gelmiş oldum böylelikle. Çünkü burada o foundation'a geri dönecek olursak temel noktaya. Temel nokta dediğim gibi bundan önceki dönemlerin aksine doğrudan bir Türkiye'nin varlığına, bütünlüğüne, toprak bütünlüğüne, kendi egemenlik alanına, yani resmi legal egemenlik alanına Rusya'nın doğrudan ve immediate bir tehdit oluşturmuyor olması. Burada Gürcistan tabii çok önemli. İlk defa 300 küsür yıldır Türkiye ve Rusya'nın ortak sınırı yok. Dolayısıyla Gürcistan'ın istikrarı, toprak bütünlüğü, robust, güçlü, müreffeh bir ülke olarak devam etmesi hakikaten Türk-Rus ilişkileri için hayati önemlidir. 2008 savaşını da, 2008'deki Rus işgalini, işte Tiflis'in bombalanmasını vesaire de o açıdan çok riskli ama şimdilik ertelenmiş bir kriz olarak düşünüyorum. Son nokta da şuydu. Evet, vakit var. Süper. O zaman son noktayı biraz açarak da söyleyebiliriz. Evet. Bu da Rusya'nın Avrupa stratejisiyle ilgili. Burada tabii bu çok açık, Suriye örneğinde çok açık ama Ukrayna ve Gürcistan örneğinde de gayet açıktı. Atlantik İttifakı'nın üyeleri arasında büyük görüş farklılıkları var. Ve Rusya'nın bu müdahaleleri ne reaksiyonlarda bu farklılıklar daha da vurgulanıyor. Ve bu da aslında Rusya Federasyonu'nun Atlantik İttifakı'nı bölme ve bölerek çökertme stratejisinin de başarıyla işlediğini gösteriyor. Yani Ukrayna ve Gürcistan konusunda büyük görüş farklılıkları vardı ama o farklılıklar sonucu Batı İttifakı bir anlamda hiçbir şey yapmadı, yapamadı protestolar dışında. Kırım işgal ve ilhak edildi. Somut, dışa dokunan hiçbir caydırıcı müdahale yapılamadı. Ukrayna'da Batı yanlısı bir hükümet başa geldi. Bunun karşılığı olarak ülke parçalandı, iç savaşa sürüklendi. Caydırıcı, somut, güçlü bir tepki ortaya konulamadı. Gürcistan öyle, Suriye kesinlikle öyle. Şimdi ve burada da görüş farklılıklarının aşağı yukarı hangi büyük ülkeler arasında olduğunu biliyoruz ama kısaca
isimleri saymak gerekirse Almanya'nın diyelim ki Ukrayna Gürcistan pozisyonuyla İngiltere'nin, Amerika'nın veya Türkiye Cumhuriyeti'nin pozisyonları aynı değil. Türkiye ve Fransa'nın Suriye'deki pozisyonuyla Almanya'nın, İngiltere'nin ve hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin I suspect diyeyim burada, şüpheleniyorum, Suriye pozisyonu birebir aynı değil. Ve elbette ki Rus siyaset yapıcıları bu farklılıkların hem bilincinde hem de bu farklılıkları olabildiğince derinleştirip Atlantik'i gerçekten bir ayrım noktası haline getirerek işte bazı Atlantik İttifakı'nın kurucu üyelerini diğerlerinden izole ederek bu Batı İttifakı'nı işlevsiz hale getirme yolunu güttüler ve başarılı oldular. Yani o başarıyı da teslim etmek gerekir diye düşünüyorum. Üç krizde de, Gürcistan krizinde de, Ukrayna krizinde de, Suriye krizinde de Batı yanlısı olarak bilinip yola çıkan unsurlar mağlup oldu. Yani mağlup oldu belki çok ağır ama başarılı olamadıkları kesin. En azından iki ülke parçalandı. Üçüncüsü de defakto olarak parçalandı bu bahsettiğim ülkelerden. Ve üçünde de Rusya kendi clientlarını, kendi koruma altına aldığı unsurları nispeten başarılı bir şekilde korudu. İşte Ukrayna biraz asıl mücadelenin olduğu ülke olduğu için tartışmalı. Çünkü sonuç olarak Kiev hükümeti Rus yanlısı bir yörüngeye düşmedi, dönmedi. Ama karşılığında ne oldu? Ülkenin stratejik olarak en değerli yarımadası gitti. Doğuda da en büyük endüstriyel ve en kalabalık il şu anda kontrol dışında. Donetsk ve Luhansk havzasında isyan var. Ukrayna resmen senede 1000 kişiden fazla insanın öldüğü bir savaşta, iç savaşta. Son nokta olarak da bunu vurgulamak gerekir. Başka bazı şeylerden bahsedilebilirdi ama onlar soru cevap seansında, faslında gelecek sorulara göre, sizin ilgi gösterdiğiniz noktalara göre şekillenir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Evet, biz teşekkür ederiz sunumunuz için hocam. Şimdi Rusya'nın hem Suriye'ye müdahil olması Ağustos'tan bu yana ve son krizin Suriye'deki durumu nasıl değiştirdiğini ve bundan sonra nereye doğru yönlendireceğini, hangi yöne doğru evrileceğini de Halit Hoca beyefendiden dinleyeceğiz. Buyurun siz. Teşekkür ederim. Rusya'nın Suriye'ye askeri olarak müdahil olmasının sebeplerini özetleyecek olursak iki ana neden ile anlatabiliriz. Birincisi, 4,5 yıllık mücadeleden sonra rejimin çökeceğini iyice hissetmesi Rusların. İkinci neden, Amerikalıların yani ABD'nin Suriye'yi tamamen boş bırakması veya tereddütlü politika sürdürmesi Suriye konusunda. Tabii ki teröre karşı savaş bir neden olarak değil, bir bahane olarak aslında sayabiliriz. Çünkü 4,5 sene içerisinde ne Suriye rejimi ciddi bir mücadele verdi IŞİD'e karşı veya terörist gruplara karşı, ne de maalesef daha sonra koalisyon güçleri, ne de iki aydan sonra Rusların ciddi bir müdahalesi olmadı IŞİD'e karşı. Onun nedenini söz gelişinde anlatırız. Şimdi Ruslar Suriye'deki hareketlenme başladığı andan beri uzaktan olarak müdahil oldular. Daha sonra İranlıların bizzat girişimiyle Ruslar Suriye rejimine ciddi silah ve mühimmat desteği verdi. Ciddi bir uzman seviyesinde ciddi destek verdi ve Suriye Hava Güçleri'nin renovasyonu konusunda da sürekli Suriye rejimine destek verdi. Fakat eğer takip ettiyseniz, özellikle bu senenin Ağustos ayı başında Kasım Süleymani'nin, işte Kudüs Tugay'ının
lideri. Ki Kasım Süleymani Suriye'de çok ciddi savaşları, İranlıların, işte Hizbullah'ın, Ebu'l-Fadl Abbas'ın ve İran devrim muhafızlarının Suriye'de paramiliter grup adı altında verdikleri birçok mücadeleyi bizzat yönetti güneyde ve kuzeyde. Bu Kasım Süleymani Ağustos ayı başında Moskova'yı ziyaret ediyor. Daha sonra yine Eylül'ün başında aynı ziyareti tekrarlıyor ve orada Suriye rejiminin çökmek üzere olduğunu da vurguluyor. Oradan Rusya'ya direkt müdahil olmak konusunda bir davetiye çıkarmış oldu. Şimdi Ruslar bu zamana kadar alanı İranlara bırakmıştı. Ve İran çok ciddi bir şekilde Suriye rejimine eş değer bir paramiliter güç tesis etti. 60 bin kişiye yakın Suriye rejimi devrimin başında 305 bin kişiden oluşuyordu. Zamanla beraber ayrılmalarla birlikte 70 bine düştü. Bunu kapatmak için İranlılar yardımcı oldu ve paramiliter gruplarla beraber Suriye rejiminin de kendi kurduğu paramiliter gruplarla beraber İranlılar sahayı yönetti. Fakat daha sonra Kasım Süleyman'ın bunun işe yaramayacağını görünce Ruslardan yardım istedi. Şimdi Putin bu kararı verince, müdahale kararı verince var olan karasal güce hava desteği vereceğini düşünerek Suriye'ye müdahil oldu. Fakat hemen işte Esad rejimi resmi olarak müdahale istedikten sonra ve bu onaylandıktan sonra Duma tarafından ve Putin hemen akabinde hava gücünü faaliyete geçirdikten bir hafta sonra fark ettiler ki Suriye rejiminin karasal gücü de yok. Yani tamamen çökmüş durumda ve o zaman bir hafta içerisinde ilk başta Hama'da başladı, daha sonra Humus kırsalında başladı bombalama Rus uçakları tarafından. İlk üç günde Suriye rejimi ancak 500 kişilik birlik gönderdi. O Özgür Suriye ordusu tarafından kazanılan bölgeyi geri almak için. İranlılar da bir 500 kişi daha gönderdi. 1000 kişilik bir karasal güçle bölgeyi kontrol etmek istedi. Ruslar da bunu tabii ki fark etti. Ve iki gün sonra Rus uçakların bombaladıkları ve Suriye rejiminin Humus'ta ve Hama'da ele geçirmek istediği bölgeleri tekrar Özgür Suriye ordusu tarafından ele geçirildiğini görünce Rusya rejimi artık bu hava gücünün tek başına işe yaramayacağını da fark etti. Orada tahmin ediyorum ki Putin yanlış hamle yaptığını ve stratejisinin yanlış hesaplar üzerinde kurduğunu fark etmiş oldu. Bu Rusya'nın müdahalesi aslında gerçek şeylere, Rusya açısından gerçek verilere dayanıyordu. Çünkü o zaman İranlıların da etkisiyle rejim ne kuzeyde, Dera bölgesinde, Kuneitra bölgesinde, Ürdün sınırına yakın, ne de Suriye'nin güneyinde, ne de kuzeyde, İdlib'te, Halep'te İranlıların da etkisiyle hiçbir Özgür Suriye ordusundan hiçbir mevki geri alamadığını, aksine İdlib tamamen kurtarıldı. Gap bölgesi ciddi bir şekilde Özgür Suriye ordusunun eline geçti ve Jurin bölgesi sahile doğru ilerlediğini, Özgür Suriye ordusunun ilerlediğini Ruslar fark etti. Jurin bölgesi çok önemli stratejik bir bölgedir.
tamamen Jurin bölgesi sahile açılıyor ve ondan sonraki adım sahil bölgesinin olduğunu Ruslar fark etti. Müdahale o zaman gerçekleştirildi ve Humus ve Hama'nın ardından özellikle Jurin bölgesine bombardıman yapıldı. İdlib, Gap bölgesine tamamen ö bölgeler, yani iç bölgeler. Birkaç füze fırlatıldı IŞİD'in hakim olduğu bölgeye, fakat orada ciddi, yani bir IŞİD liderinin bu Rus bombardımanı yüzünden bir IŞİD liderinin öldüğünü veya ciddi bir kayıp verildiğini duymadık. Maalesef IŞİD, yani Rakka ve Deir-i-Zor'da hakim olduğu bölgelerde de çoğu siviller hayatını kaybetti. İki ay içerisinde maalesef 600 kişiye yakın sivil hayatını kaybetti Rus müdahalesinden sonra. Ve Rus müdahalesinin etkisiyle, Rusların rejime sağladığı hava desteğiyle 2000 kişiden fazla hayatını kaybetti. Sadece Halep üzerinde 350 varil bombası atıldı iki ay içerisinde. Misket bombaları kullandı, fosfor bombaları kullanıldı. Bu yüzden Ruslar tamamen bombaladıkları yerler Özgür Suriye ordusunun hakim olduğu bölgeler. Ve eğer coğrafik alana, coğrafik Rusların bombaladıkları coğrafik alana bakacak olursak, tamamen Şam'la Lazkiye, yani sahil bölgesinin arasını geçiş yolunu sağlayan bölgeler etrafında, yani Esad rejiminin kurmak istediği kendi özel kantonunun etrafını rahatlatan bir bölge. Humus'ta, Hama'da ve Gap bölgesinde. Bu biraz Esad'ın kafasında olan Nusayri devleti tezini biraz destekleyen de bir müdahaledir bu. Fakat son zamanlarda Halep'in güneyini ve Dera'yı da Ruslar hedef almaya başladı. Şimdi ikinci neden olarak Amerikalıların Ruslarla Amerikalılar arasında aslında kimyasal, işte 2013 yılında 20 Ağustos'ta Esad rejiminin gerçekleştirdiği kimyasal saldırıdan sonra hatırlayacak olursanız ittifakı yapan, arabuluculuk yapan Ruslardı. Esad rejimi bu ittifaka göre kimyasal silahını verecekti. Bunun karşılığında siyasi çözüm başlanacaktı. Ve Ruslarla Amerikalılar arasında burada tamamen bir mutabakat vardı. Nitekim öyle de oldu. O zamandan beri Ruslar Amerikalıların hem siyasi alanda hem de Esad rejiminin ayakta kalması konusunda Amerikalıların müsamaha göstereceğini düşündüler. Aslında Rus müdahalesi de biraz bu hesaplar üzerinde kuruldu. Amerikalıların çok büyük tepki vermeyeceğini düşünerek müdahil oldular. Kimyasaldan sonra Cenevre mutabakatı da Rusların mutabakatı üzerinde de Rusların etkisi vardı. Şu anda Viyana'da da aynı şekilde siyasi çözüm konusunda. Rusya'nın geleceği, siyasi geleceği konusunda yeni kurulacak Suriye üzerinde ciddi bir mutabakat var Ruslarla Amerikalılar arasında. Nitekim son Viyana 2 konferansında yeni Suriye'nin işte seküler olacağı, işte azınlıkların da rol sahibi, karar sahibi olacağı bir Suriye'nin olması konusunda yine de bu Rus işgalinden sonra da bu siyasi mutabakat devam etti. Şimdi Rusların özellikle yoğunluk gösterdikleri, yani bombardımanda ve karasal saldırıda İranlarla beraber yoğunluk gösterdikleri, ilgi gösterdikleri bölgeler maalesef Türkiye'nin de kurmak istediği güvenli bölgeye de çok yakından etkiliyor. İranlar Halep'in güneyini işgal etmiş durumdalar.
Ve İranlarla beraber şu anda Özgür Suriye Ordusu El Nusra cephesi de biraz şu anda araya katılarak üçlü bir savaş mücadele var. Tabii ki Halep'in güneyi şu anda rejim ve İranlar tarafından kuşatma altındayken Halep'in kuzeyi IŞİD tarafından kuşatılıyor. Halep'in şehir merkezine yakın da PYD güçleri var. Yani üçlü bir kuşatma rejim İranlarla beraber, kuzeyde IŞİD var ve Halep'in merkezinde PYD var. Yarı kuşatılmış durumda şu anda Halep şehri. Ruslar tabii ki İranlara ciddi bir rahatlama sağlamış durumdalar Halep'te. Ve eğer Özgür Suriye ordusu bunu kıracak, bu kuşatmayı kıracak ciddi yardım almazsa güvenliği bölgede maalesef ciddi bir şekilde, en azından proje ciddi bir şekilde zarar verir ve çok uzar. Şimdi bu durum devam ederse ne olur? Yani maalesef aradaki 4,5 yıldır mücadele veren ılımlı savaşçılar, Özgür Suriye Ordusu en az destek alan taraftır. Yani burada paramiliter güçler, işte Hizbullah'tır, Bulfadl Abbas'tır ve Irak'tan gelen diğer gruplar ciddi destek alıyor. Rusların da müdahalesiyle şu anda güçlenmiş durumdalar. İranlar daha fazla, Hizbullah daha fazla kişi görevlendirebiliyor. IŞİD'e dokunulmadı. Ciddi bir şekilde dokunulmadı. Hala kuzeyde ve Rakka'da, Deirezzor'da ciddi varlık gösteriyor ve ciddi petrol satışından, rejime yaptığı petrol satışından dolayı ciddi gelir elde ediyor. Rejim Rusların da müdahalesiyle biraz nefes almış durumda. IŞİD gibi ve El-Kaide'ye bağlı gruplar bu savaşın içerisinde kalıp varlıklarını sürdürebilirlerse Rusların da işgali sebebiyle daha çok cihadi grupların Suriye'ye gelmesi ve bu sefer aradaki ılımlı Özgür Suriye ordusunun aradan çekilip Rusya'yla cihadi gruplar arasında savaşın sürdürülmesi anlamına geliyor ki bu Afganistan senaryosunu ciddi bir şekilde hatırlatıyor. Şam bölgesi o kadar, yani Körfez bölgesine uzak değil, hemen bitişik, çok rahat. Körfez ülkelerinin ve diğer Arap ülkelerinin de Arap Baharı etkisiyle sallanmasıyla birlikte oradaki mevcut olan iç basıncı rahatlatmak için de kapılar açılabilir ki nitekim Afganistan senaryosunda da böyle oldu. Suriye'yi daha çok uzun savaş sahnesine tanık olabilir. Bundan nasıl çıkış yolu nasıl olur? Mutlaka bir tabii ki başka bir tehdit şu anda sadece terör değil, göç dalgalarıdır. Göç hem şu anda Rusların hava saldırıları yüzünden hem daha fazla artıyor sınıra doğru. Göçmenler yığılmış durumdalar Türkiye sınırına doğru. Hem de terör olasılıkları artıyor. Bundan çıkış yolu, tek çıkış yolu güvenli bölgeler yaratmaktır, icat etmektir. Halep'te, İdlib'te, hatta sivillerin olduğu her yer güvenli bölge olmalı. Bu güvenli bölgeler nasıl olur? Özgür Suriye ordusunun elinde imkan var. 70 binden fazla Özgür Suriye ordusu mensubu var. Fakat bu imkanlar yeterli değil. Koruyabilecek imkanlar var. Fakat karasal savaş sürdürebilecek imkanlar var. Fakat havadan hava saldırılarından sivilleri koruma imkanları yok. Siviller ne zaman koruma altına alınırlarsa o zaman hem göç dalgaları azalır, tam tersine göçmenler daha çok
kendi ülkelerine, kendi bölgelerine dönerler. Hem de ekstremizm gibi bir tehdit olmaz. Çünkü Özgür Suriye ordusu sadece bölgeleri kontrol etmiyor. Sivil olan yerel konseyleri de koruyor. Yerel konsey yönetimlerini de koruyor. Yerel konseyler bütün oluşumların, bölgedeki oluşumların katıldıkları bir yerel yönetimdir. Sivil bir yönetimdir. Sivil yönetimi güçlendirip o bölgeyi korumakla beraber hava saldırılarından ve varil bombalarından koruyabilirsek sivilleri ciddi bir şekilde dengeler değişir ve en azından siyasi geçişe doğru, siyasi geçiş senaryolarını mevcut olan korunaklı bölgelerde uygulayabiliyorsak, o siyasi geçişe doğru çok daha etkin, çok daha kolay bir şekilde geçebiliriz. Öbür türlü hava bombardımanı, hava saldırıları altında, varil bombaları saldırıları altında ve terör tehdidi altında ne Viyana'nın devamından bahsedilebilir ne de Cenevre 3'ten bahsedilebilir. Hele hele şu anda İran ve Rusya gibi ciddi iki önemli işgal güç gölgesi altında bu mümkün değil. Bu işgalci güçler çekilmeli. Güvenli bölgeler yaratılmalı, siviller korunmalı, ancak o zaman siyasi geçişten bahsedebiliriz veya siyasi çözümden bahsedebiliriz. Maalesef şu anda Rusların varlığıyla durum parlak değil. Nereye kadar Putin bu savaşı götürebilir, inatlaşabilir, onu da bilmiyoruz. Benim aklıma gelen bu 90 Saddam Hüseyin'in yaşadığı psikoloji kuvvete girdikten sonra belki Putin de yaşıyor olabilir. Artık inatlaşmaya girmiş durumda. Saddam Hüseyin'in o zaman tek dayanağı İran Savaşı'ndan sonra galip ayrıldığını hissederek silahlı gücüne dayandı. Ekonomisi çökmüş durumdaydı. Şu anda Rusya'nın da ekonomisi o kadar parlak değil. Silahlı güce dayanarak Suriye kozunu kullanmaya devam ediyor. Maalesef bu psikoloji bölgeyi daha çok kaotik duruma sürükleyebilir. Bu kadar ben. Bu kadarla yetiniyorum. Eğer soru cevap varsa daha çok açıklama yapıyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Şimdi de Ufuk Ulutaş bize biraz da Türkiye'nin bu parametreler dahilinde bundan sonra nasıl bir yol takip edeceğini, Türkiye'nin ana siyasetinin bu yaşanan süreçten nasıl etkilendiğini anlatacak. Buyur Ufuk. Farklı bir şey anlatmayı düşünüyordum ama olmaz mı? Tabii Türkiye perspektifini anlatmaya çalışayım ama konuşmam boyunca da fark edebileceğiniz gibi bence yaşanan bu krizin, o uçak krizi sonrasında ortaya çıkan durumun Türkiye-Rusya arasındaki ikili ilişkileri aşan birçok yönü var. Hatta asıl konuşulması gereken muhtemelen bu işte Türkiye-Rusya ilişkilerinde aşan yönleri olduğunu düşünüyorum ben. Aslında şu an işte bu salonda toplanmamızın sebebi bir uçağın düşürülmesi hadisesi. Sadece olaya baktığımızda çok basit bir olayla karşı karşıyayız. Bir ihlal söz konusu. İşte Türkiye hukuki bir tepki vererek bu uçağı düşürüyor. Ve bunun ardından Rusya biraz da böyle maço tepkilerle Türkiye'nin bu Rus uçağın düşürmesine işte yaptırım, kendilerince yaptırım, baskı, işte sert açıklamalar, işte propaganda aygıtını devreye sokma suretiyle karşılık vermeye çalışıyor. Mesele basit fakat arka planı oldukça karmaşık. Bu sebepten o ne oldu, neden düşürüldü vesaire meselesinden ziyade biraz daha arka planına bakmakta fayda var diye düşünüyorum. Şimdi aslında şöyle söyleyeyim, uçak dediğimiz uçak hadisesinin büyük oranda bir bahane olarak kullanıldığını düşünüyorum. Çünkü verilen tepki çok orantısız bir tepki. Yani yapılan açıklamalar gerçekten orantısız açıklamalar.
çok rahat bir şekilde, özellikle Türkiye'nin bu konudaki müzakereci, uzlaşmacı tavrını da hesaba kattığımızda, Rusya tarafından işte çok olumlu olarak karşılanıp en azından oturup bir ortak zemin bulunma yönünde çaba ortaya koyulabilirdi. Fakat dediğim gibi işte Rusya'nın yaptığı açıklamalara, attığı adımlara baktığımızda bu uçak hadisesini daha da aşan meselenin bir yönü olduğuna işaret ediyor. Biraz o yönün ne olduğunu anlamaya çalışalım. Şimdi dediğim gibi bir radarlı bir yolda gittiğiniz zaman sınırını geçerseniz ceza yersiniz. Yani özellikle son teknolojide ya evinize ceza geliyor ya polis durdurup size ceza kesiyor. Fakat öyle eskisi gibi o radardan kurtulmanın bir yolu yok. Bu uçak hadisesi de aslında böyle bir durum. Şimdi Türkiye tarafından baktığımızda uçak düşürmesi hadisesinin bir geçmiş olduğunu görüyoruz. Yani defaatle ihlal edilen hava sınırları söz konusu. Ve buna karşı Rusya'nın da verdiği çok son derece gayri ciddi bir yaklaşım söz konusuydu. Ben bunu birinci ağızdan da çok rahatlıkla söyleyebilirim. Yani bundan bir buçuk ay önce Rusya'nın Orta Doğu konusunda böyle en tepe yetkililerinin de olduğu bir toplantıda Mihail Bogdanov bunlardan bir tanesidir. Putin'in Orta Doğu özel temsilcisi. Ya bu tür ihlallerin olabileceğini, Türkiye'nin bunları hoş görmesi gerektiği tarzında son derece gayri ciddi bir yaklaşıma sahip olduklarını görmüştüm. Bunu aslında Rus yetkililer defaatle de dillendirdiler. Yani geçin bunları, çok önemli değil, bunlar yaşanır. Son hadisede de işte 5 dakika içerisinde 10 defa uyarılmasına rağmen bu ihlalin devam ettiğini görüyoruz. Şimdi daha önceki ihlallerde örneğin bir işte Rusların sahip olduğu hava savunma sistemi bir Türk F-16'sını yaklaşık 5 dakika boyunca kilit durumuna sokuyor. Muazzam bir ihlal. Yani havacılıktan anlayan herkes bunu rahatlıkla söyleyebilir ki bir uçağın düşürülmesi kadar kuvvetli bir taciz söz konusu. Fakat şeyde durumlarda, şartlarda bir takım değişiklikler olduğunu görmeliyiz. Nedir? Bu uçaklar ne zaman ihlal ediyor Türk hava sahasını? Hemen yanı başımızda angajman kurallarını işlettiğimiz işte Türkmen Dağı'nı, Türkiye'nin belki de Suriye'de en yakın ilişkide olduğu muhalif grupları vururken, onlara hava saldırısı düzenlerken yapılan bir ihlal söz konusu. Yani Rusya'nın bizim Suriye'deki muhaliflerimiz, şeylerimizi, müttefiklerimizi vurması yetmiyormuş gibi onları vururken bir de Türkiye'nin sınırını ihlal ederek, hava sahasını ihlal ederek yaptığı bir saldırı söz konusu. Bence bütün bu yaşananlarda Türkiye açısından o ihlalle birlikte ihlalin yapılmasına sebep olan hava saldırılarının doğası, onun tabiatını da ben oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye'nin aynı zamanda o ihlalle birlikte vurduğunuz yere dikkat edin mesajı vermeye çalıştığını da düşünüyorum. Çünkü vurulan yerler basit yerler değil. Sadece stratejik açıdan bizim için önemli yerler değil. Görmüşsünüzdür Türkiye'de kamuoyunun fazlasıyla hassasiyet duyduğu bir nokta. Şimdi Türkiye tarafı için bu çok böyle karmaşık değil ama Rusya tarafı için bence biraz daha böyle derin bir yaklaşım söz konusu. Yani uçak hadisesinin bu kadar büyütülmesinin arka planı bence çok önemli. Şöyle, bunun kodlarını Rusya'nın Suriye operasyonu başladığı andan itibaren vurduğu noktalara bakarak rahatlıkla görebiliriz. Çok net bir şekilde az önce bahsettiğim toplantıda şöyle bir ifadede bulunmuştum. Gidip DAEŞ'i gerçekten DAEŞ'i vuran bütün Rus pilotlarını ben tebrik ediyorum. Yani şahsi olarak tebrik ediyorum demiştim. Ama şöyle bir sıkıntı var. DAEŞ'i vurmuyorsunuz. Vurmuyorlar. Yani bakın %95 civarında vurdukları yerler Rusların Suriyeli muhaliflerin hedef alındığını görüyorsunuz. Hatta bir adım ileriye gidelim. Vurduğu muhalifler de işte Batı'nın tırnak içerisinde Madrid olarak gördüğü, işte ılımlı olarak gördüğü muhalifler olduğunu görüyoruz. Şimdi burada bir sıkıntı var. Rus müdahalesi başlamadan önce Suriye muhalefetiyle uluslararası toplum, özellikle Rusya arasındaki en büyük münakaşa o zaman ilan edilen Demistura planıydı. Ve bu Demistura planına karşı Suriye muhalefetinin bir isteksizliği söz konusuydu ki bence haklı bir isteksizlikti bu.
Ardından bir Viyana toplantısı yapıldı ve Viyana toplantısında bir taraftan Suriye'de muhaliflerin kim olduğu tanımı yapılacak. Diğer taraftan da Suriye'de teröristlerin kim olduğu tanımı yapılacak. Yani bir masa var. Masanın bir tarafında Esed rejimi ve onu destekleyen aktörler var. Aynı aktörler, başta Rusya olmak üzere, masanın karşı tarafında oturacak aktörlerin de kim olduğunu belirleme çabası içerisinde. Yani görüşecekler, konuşacaklar muhalifleri yine Rusya'nın öncülük ettiği bir plan dahilinde belirleme çabası var. Şunu söylemek lazım. Şimdi Demistura dediğimiz zaman aklınıza Rusya gelsin. Yani Demistura planı Rusya'nın planı. Bunu biraz benzerlik kurmak gerekirse hatırlayın Birleşmiş Milletler'in Libya özel temsilcisi vardı. Bernardino León. Herkes görev yaparken Birleşik Arap Emirlikleri için çalıştığını söylüyordu. Bunu dillendiriyordu. Ardından görevi bırakınca Birleşik Arap Emirlikleri'nde çok ciddi bir maaşla işe başladı. Aynı durum Demistura için de geçerli. Demistura da büyük oranda Rusya için çalışan birisi. Ve ortaya sürdüğü planlarında çok büyük oranda Rus planı olduğunu söylemek mümkün. Şimdi Rusya Suriye'ye girdiği andan itibaren aslında çok da beklemediği bir durumla karşılaştı. O da kısmen Halit Bey söyledi bunu. O ilk müdahalelerle, ilk hava saldırılarıyla kazanmayı umduğu stratejik kazanımları elde edemedi. Yani muhalifler gerilemedi. IŞİD'e zaten hedef almadığı için bir zayiat verdiremedi. Aksine özellikle Güney Halep'te muhalifler bir takım mevziler de kazandılar. Ama ne yaptı? Bugün rakamlar vardı, insan hakları kuruluşlarının yayınladığı. Şimdiye kadar 500'ün üzerinde sivil öldürdü. Bunların işte arasında 250 civarında çocuk, kadın söz konusu. Ama bütün bu sivil şeylere, katliamlara rağmen Rusya'nın stratejik bir kazanım elde ettiğini söylemek mümkün değil. Rusya aslında şöyle bir noktaya geldi. Hava saldırılarıyla hatta İran'ın ve Esed rejiminin karadan verdiği destekle Suriye'de sonuç değiştirici bir kazanım elde etmesi mümkün değil. Bu operasyonlarla elde edebileceği en maksimum getiri Suriye muhalefetini bu Demistura planına kendi şartları yani Rusya'nın şartları dahilinde razı etmek. Şu an bence çabaların en büyük kısmı Rusya'nın çabalarının en büyük kısmı bunun üzerine yoğunlaşmakta. Aslında Türkiye'nin de hedef alınması tam bizi bu noktada tartışmanın bir yani en önemli noktasına bir Suriye ayağı olduğu konusuna getiriyor. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bu mevcut planlara karşı çıkan grupların yani bu şeylerin işte Viyana toplantısında alınan kararların Demistura'nın ortaya koymaya çalıştığı muhalefet manzumesinin yürümeyeceğini, işlemeyeceğini bunun sonrasında çıkan çözüm planlarının uzun vadeli olarak devam ettirilemeyeceğine inanan grupların Türkiye'ye yakınlığıyla bilinen gruplar olması. Sadece Türkiye değil, yakın oldukları farklı ülkeler var ama bunlar arasında Rusya razı etmek zorunda olduğu en büyük aktör olarak Türkiye'yi görüyor. Bu sebepten aslında bu saldırılar, ardından Türkiye'yi zor durumda bırakma çabaları, yapılan şeyler... İşte propaganda aygıtının işletilmesi yani resmen bir parodiye döndü. Son şöyle bir 4-5 gündür veya bir haftadır Rusya'nın yaptığı açıklamaları takip ediyorsanız bildiğiniz işte komedi programına döndü. Belki Rusya'nın içerisinde de çoğu insan buna inanmıyor. Uluslararası toplumun prim vermediğini görüyoruz. Fakat ciddi bir taciz çabası Ruslar tarafından devam ediyor. Şimdi bir taraftan Türkiye'yi ve Türkiye ile birlikte en azından Türkiye'nin desteklediği muhalif grupları o Demistura planına razı etme çabası. Diğer taraftan da Suriye'de muhalif grupların elinde kalan tek oyun değiştirici hamle olan güvenli bölge çalışmalarını suya düşürme çabası. Bence Rusya'nın kafasındaki iki tane konu bu ve bu iki konu üzerinden Türkiye kıskaca alınmaya çalışılıyor ve Türkiye'nin destek verdiği Suriyeli muhalif gruplar kıskaca alınmaya çalışılıyor. Şimdi şu tesadüf değil. Bu uçak düşürülmesi hadisesinin hemen sonrasında Rusya'nın
işte güvenli bölge Aziz Cerablus hattı diye tarif edilen bölgeye olan saldırıların yoğunlaştırması, hem kendinin hava saldırılarını yoğunlaştırması, hem de o bölgenin işte doğusunda ve batısında yer alan PKK'lı grupları destekleyip işte silah, mühimmat aktardığı söyleniyor. Onların bir taraftan Afrin'den şeyden, batıdan, diğer taraftan da Cerablus'tan, doğudan bu güvenli bölge denilen alana saldırılarını teşvik etmesi. Bence bu da tesadüf değil. Şeyin kafasında, Rusya'nın kafasında bu süreçte Türkiye'yi kıskaca almanın bir diğer yolu olarak o bölgede PKK'nın, işte YPG diyenler de var buna, ben PKK demeyi tercih ediyorum, PKK'nın desteklenmesi de benzer şekilde Rusya'nın Türkiye'ye karşı uyguladığı kıskaç mekanizmalarından bir tanesi. Şimdi bütün bunları bir araya getirdiğimizde Türkiye ve Rusya arasındaki bu gerginlik nihayete erer mi? Şimdi normal şartlar altında düşünsek ve bu tartışmalardan Suriye dinamiğini çıkarsak çok rahatlıkla bu krizin karşılıklı bir takım şeylerden sonra, adımlardan sonra sona ereceğini söylemek mümkün. Fakat karşılıklı tartışmanın çok daha derin bir yönü var ve o yönde Suriye. Suriye'de iki ülkenin tamamıyla farklı sayfalarda olduğunu, farklı frekanslarda olduğunu net bir şekilde söylemek mümkün. Çözümünü önerilerinin farklı olduğunu söylemek mümkün. Destekledikleri grupların farklı olduğunu söylemek mümkün. Ve Suriye tahayyüllerinin farklı olduğunu söylemek mümkün. Bu sebepten Suriye dinamiğini de içerisine kattığımızda Türkiye ile Rusya arasındaki bu gerginliğin belki derecesi belli oranlarda azalsa da, sahadaki duruma göre belli noktalarda artsa da devam edeceğini öngörmek mümkün. Biz bu konuşmaları yaparken bir taraftan Twitter'dan ona bakıyordum. Putin canlı olarak konuşuyordu. Yine benzer ifadeler kullanıp biraz da İslami terminolojiye girip Türkiye'nin cezalandırıldığını Allah tarafından falan söyleyecek kadar şey yaptı, ne derler, o komedi şovunu aslında Putin devam etti. Putin biraz da işte gücüyle, işte maçoizmiyle iktidarda kalan bir lider. Burada bir zafiyet görüntüsü vermek istemeyecektir. Bu işin tabii propaganda tarafı ama başından beri anlatmaya çalıştığım gibi önemli tarafında Suriye'nin Ukrayna kadar önemsemese de, şey Rusya'nın Ukrayna kadar önemsemese de Suriye'de yeni bir belki kendisini Orta Doğu'da işte en büyük karar verici aktörlerden birisi olarak yerleştirme, tahkim etme çabası olduğunu görüyorum. Ve bu konudaki adımların önünde en büyük engellerden bir tanesi olarak Türkiye'yi ve Türkiye'nin Suriye'de desteklediği grupları gördüğünü düşünüyorum. Bu tartışmaların bu kadar büyümesinin, Rusya'nın bu kadar agresifleşmesinin bence en büyük sebebi bu. Burada durayım. Varsa soru cevap kısmında cevaplamaya çalışacağım. Ben bütün konuşmacılara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi isterseniz soru cevap kısmına geçelim. Sorularınız varsa kendinizi de tanıtarak lütfen ve sorunuzu yönelttiğiniz kişiyi de söyleyerek. Evet. Evet. En arkadan başlayabiliriz. Teşekkür ederim. Profesör Mehmet Ayrı Kırbaşoğlu, Ankara İlahiyat Fakültesi. Aynı zamanda Orta Doğu ile ilgilenen bir sivil toplumcu, aktivist. Suriye ve genel olarak Orta Doğu meselelerinde iktidarın yaklaşımından farklı bir pozisyon belirleyen biri olarak sorularımı yöneltmek istiyorum. Birincisi, bölgede olan Suriye krizi ve Türkiye-Rusya gerilimi burada hiç gündeme gelmemesi beni şaşırttı. Biliyorsunuz dünyada bir zamanlar petrol savaşları vardı, su savaşları, gaz savaşları, gıda savaşları. Ekonomik faktör çok önemli. Suriye'deki savaşın arkasında doğal gaz hatları üzerine yapılan Batı ile Rusya arasındaki mücadelenin gündeme gelmemesi beni şaşırttı. Bu noktada temel belirleyici acaba bu olabilir mi? Hemen diğer bir konuşmacının bir sorusu da beni gerçekten şaşırttı. Niçin Rusya daha işe vurmuyor diye. Bu çok anlaşılır bir şey.
Hocam isim olarak Mehmet, kim, sizin soruyu kime yönelttiniz? Şöyle, şimdi, sırayla gidiyorsunuz. Şöyle sıra, onu da ben tam not Şener almadım Bey, ama tamam. Tamam. Şimdi birincisi gaz o önce hocam ismini lütfen Şener Aktürk. Şenay hocama gaz faktörü yani doğal gaz hatları üzerinden bilek güreşi yapılıyor. Bunun diğerleri tali faktör gibi görünüyor. Bu tip yorumlar var zaten tamam. Açık istihbaratta. Tamam. Bu bir soru. İki, daha işe vurmaması çok anlaşılır bir şey. Bunun nasıl anlaşılmaz olarak kabul edildiğini ben şaşırdım. Çünkü konuşmacıların da belirttiği gibi zaten Putin Esad'ın ve onun çevresindeki bölgeleri güvenli alana almak istiyor. Stratejisi bu. DAEŞ'in varlığı zaten DAEŞ'le diğer gruplar arasında da çatışma olduğu için Rusya'nın elini güçlendiren bir şey. Dolayısıyla şu anda doğuya yönelmiyor Rusya. Ama bu tamamen Doğu bölgesini serbest bırakacağı anlamına gelir mi? Bu ayrı bir konu. Daha önemli bir soru ben Halit Bey'e sormak istiyorum. Şöyle bir yine hep bunlar açık istihbara. Şöyle bir söylem var. 40'a yakın muhalif grup var Suriye'de. Ama bunlar içerisinde DAEŞ'e yoğunlaşıldığı için esas Suriyeli yerli gruplar içerisinde radikalizmin çok daha fazla güçlendiği ve ileride esas problemin bu olacağı görüşü var. Bir, ikincisi de bu 40'a yakın muhalif gruplar içerisinde demokrasi ve çoğulculuk taraftarı olanların neredeyse yok derece oranda az olduğu söyleniyor. Bu konuda içeriden birisi olarak bizleri aydınlatırsanız sevinirim. Evet, çok teşekkür ederiz. Soruları toplayalım isterseniz bir grup. Başka sorusu olan? Şu tarafta. Teşekkür ederim. Yunus Emre Yıldız, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yüksek lisans öğrencisiyim. Sorum Şener Aktürk hocam olacaktı. Rusya'nın PYD kozunu kullandığını bugün yapılan silah yardımlarıyla görüyoruz. Rusya'nın bunu yapmaktaki amacı Türkiye'de sırtını PYD'ye dayayanların yani dayayanlar ile Türkmenlere karşı hassas olan tarafları karşı karşıya getirmek amaçlı olabilir mi? Ve böyle bir durumda PYD'nin Suriye'de Türkmenleri vurması durumunda Türkiye'ye yansımaları ne olacaktır? Teşekkür ederiz. Sanırım başka soru yok. Var. Bir tane oradan var. Bir tane de burada var. Mustafa Dikmen, doktor öğrencisi. Sorum Şener Bey'e ve Halit Bey'e. Hem resmi söylemlerin hem de pek çok çevrenin dile getirdiği Amerika'nın sahada varlık göstermediği durumlarda oradaki sorunun çözülmeyeceği herkesin malumu. Ve Amerika'nın şu an seçime gidiyor olması Obama yönetiminin de bu yönde hamlede bulunmayacağını açık bir şekilde hem söz olarak ifade edildi hem de biliniyor. Buradan hareketle Türkiye'nin bir Rus uçağını sınırda düşürmüş olması ve karşısında aldığı ciddi tırnak içerisinde söylüyorum, tepkiyi aşacak hamlelerde Türkiye'nin ileriki dönemde bulunamayacağı, tırnak içerisinde bulunursa tabii ki farklı olur. Bulunamadığı durumlarda Türkiye'nin bölge politikası Suriye bağlamında hem oradaki ılımlı savaşçıları tırnak içerisinde hem de bizim Türk-Rus ilişkilerimizi hangi yönde etkiler? Bu olumsuz bir boyutu barındırıyor mu kendi içerisinde? Teşekkür ederim. Bir ön tarafta var bir sorun. Kayıt için ve çeviri için. Evet, şurada en ön tarafta. Ben Ufuk Bey'e sorumu yönetmek istiyorum. Gerçi diğer konuşmacılar da olabilir, fark etmez. Kısaca aslında bu kriz tekrar yaşanırsa ki ben bu krizin uçak düşürülmesi hadisesinin bir ön planı olduğunu, Rusya'nın aslında birçok analistin de katıldığı gibi provokasyon olduğunu, çünkü bunun belli aşamalarla hazırlandığını, Türkiye'yi uçağa düşürmeye zorlayan bir noktaya kadar getirdiğini aynı zamanda ben de düşünüyorum. Mesela Şener hocamızın bahsettiği işte o de-escalation sürecini sağlamak, belki siyasiler arasında bu katılınan, müzakere edilen bir şeydir. Fakat olur da Rusya ki daha önce çok yaptı, tekrar bir ihlal yapar ve Türkiye düşürmek zorunda kalırsa
Ne olur, bu durum nereye gider veya tekrar bir ihlal olursa, Türkiye bu defa düşürmeyi göze alamazsa ne yapar? Veya bunu Türkiye'den söz gelimi bizim kamuoyumuzdan bizden nasıl gizleyip bize nasıl açıklayabilir? Yani Rus uçağı tekrar sınırı ihlal etti fakat bu defa vurulmadı. Ne oldu? Türkiye geri adım mı attı? Veya Putin aslında veya Putin Rusyası bunu yaparak bu tür hamlelerle Türkiye'yi bir anlamda NATO'yu ve Batı'yı mı test ediyor? Bunun sonuçlarını sormak istiyorum. İsmim Sami Eker, Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin araştırma görevlisiyim. Teşekkürler. Evet. Soru. Tamam, iki soruyu da alalım. Merhabalar, ben Ömer Emre Akay, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler birinci sınıf öğrencisiyim. Ufuk Hoca'ya sormak istiyorum. Şu anda Türkiye'nin özellikle bastırdığı bir güvenli bölge projesi var. Acaba Rusya'nın olaya dahil olmasından sonra Batı'nın bu konuda yaklaşımında bir değişme var mı? Bir buna daha yani yakın olduklarını söyleyebilir miyiz? İkinci olarak şu anda sahada hani Türkiye ile savaşan tek örgüt aktif olarak PKK. Ve enteresan bir şekilde hem Amerika'nın hem Rusya'nın PKK'yı desteklediğini görüyoruz. Yani bu tarihte görülmüş bir şey bilmiyorum. Aynı anda bu iki ülkenin bir örgütü desteklediği Suriye'de. Bu işin sonu nereye varır, ne olur? Bunu merak ediyorum ben. Teşekkürler. Evet. Son arkadaki soruyu da alalım. Teşekkür ediyorum sunumlar için. Adile Gürbüz, avukatım. Bu sürecin neresinde bulunur Şengay Beşlisi? Nasıl bir etkisi olur? Olur mu? Bunu sormak istiyorum. Kime yöneltiyorsunuz? Ufuk Hocam cevap verirse. Şengay Beşlisi. Bu ilişkinin neresinde yer alır? Rusya ve Türkiye ilişkisinde, bu kriz döneminde, sonrasındaki etkilerinde. Peki, teşekkür ederiz. Evet. Aynı sırayla başlayalım isterseniz hocam. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum sorularınız için. 4 soru saydım. Gerçi sorular kendi içinde başka sorulara ihtiva ediyor ama tabii çok kısa bir sürede onlara cevap vermeye çalışacağım. Profesör Hayri Kırbaşoğlu'nun doğalgaz başta olmak üzere ekonomik faktörlerin bu politikalar üzerindeki ve Batı-Rus mücadelesi üzerinde belirleyici etkisi var mı şeklinde bir sorusu oldu. Uluslararası ekonomi politik iyi bildiğimi iddia edebileceğim bir alan olmadığı için o konuya değinmedim. Ama haklısınız. Elbette ki Rus büyük stratejisinin önemli bir üyesi Avrupa başta olmak üzere doğalgazın başlıca tedarikçisinin Rusya olması. Hatta Orta Asya ve Kafkasya'nın doğal kaynaklarının da pazarlara ulaştırılmasında Rusya rotasının kullanılması. İşte o sebepten dolayıdır ki 10 küsür yıl boyunca Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı projesi siyasi jeopolitik şekilde sabote edildi. Sonunda gerçekleşti ama oldukça gecikmeli olarak. Yine aynı sebepten dolayı Türkmen doğalgazı olsun, Kazak petrolü doğalgazı olsun vesaire Rusya dışındaki kaynakların bile Avrupa pazarlarına ve dünya pazarlarına ulaşmasında alternatif rota belirlenmesine karşı Rusya'nın önemli bir direnci var. Bunda yani tabii hani tabii ki bunu anlayabiliriz. Sonuç olarak Rusya Federasyonu'nun ekonomik yapısı itibariyle biraz sadece biraz mübalağa ederek söylüyorum. Bir Cezayir'den Nijerya'dan çok fazla farkı yok. Uluslararası piyasalarda para eden birisi doğalgaz, petrolü falan da katabiliriz, doğal kaynaklar. Belki işte Nijeryalardan, Cezayirlerden, Körfez ülkelerinden tek farkı aynı zamanda silah da satabiliyor olması. Ama silah ve doğalgaz, petrol kaynakları dışında Rusya'ya döviz getiren hiçbir unsur yok. Rus ekonomisini de ayakta tutan veya fiyatlar düştüğünde çökerten de bu doğal kaynakların fiyatının yükselmesi, düşmesi. Fakat bununla birlikte, yani iyi bilmediğim bir konu olduğunu zaten teslim ettim. Irak Savaşı gibi, hele de Gürcistan-Ukrayna Savaşı gibi mücadeleleri birincil faktör olarak ekonomiye indirgeyebileceğimi düşünmüyorum. Eğer ulusal çıkar olarak bakacak olursak, Amerikan ekonomisi Irak Savaşı ile neredeyse iflasın eşiğine geldi. Yani Irak müdahalesi ve etrafındaki şeylere harcanan 100 milyarlarca dolar Amerika'yı belki de 2008 krizine
sokan etkenlerden önemli bir tanesiydi. Dolayısıyla Irak'tan veyahut da hele de Afganistan'dan vesaire gelecek bir kaynak için mesela o savaşların yapıldığını birincil faktör olarak hiçbir zaman düşünmedim. Suriye'de öyle bir doğal kaynak olduğunu bilmiyoruz ama tabii yani gene ikincil olarak söylüyorum bunu. Medyada da var, işte Katar doğalgazı Suriye'den geçecekmiş, başka kaynaklar Suriye'den geçebilirmiş, kendi bilemiyorum. Yani bu gerçekten ekonomik bir mücadele ise, yani sadece Türkiye'nin mesela mülteci meselesine harcadığı meblağ 3 milyar euro muyu mu geçtim, doları mı geçtim? 8 milyar işte dolar. ekonomiyi bilmediğim ortaya çıktı. Yani burada savaşın masrafı, maintenance için harcanan meblağlar herhangi bir petrol, doğalgazın çok üzerine çıkıyor. Amerika'da trilyon dolar hesabı yapanlar oldu. Afgan Savaşı ve Irak Savaşı'nın Amerika'ya getirdiği yük açısından. Ve Obama da tabii sütten ağzı yanan yoğurdu 3-4 defa üfler ve yine yemez misali. Gerçekten Amerika'yı neredeyse izolasyoncu bir pozisyona geri çekti. Çok uzun bir cevap oldu. İnşallah diğerlerini çok daha kısa geçeceğim. Yunus Emre Yıldız, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden PYD kozunu Türk iç siyasetini karıştırmak için kullanıyor olabilir mi? Elbette ki kullanıyor olabilir. Yani bunun, bu sorunun cevabı kesinlikle evet. Sadece Türk iç siyaseti değil, elbette ki Rusya'nın Fransız ve Alman iç siyasetine varıncaya dek bütün kamuoyunda bir şey var, yani bir ilgisi var. Bakın bununla ilgili hem yayınlanmış artık kitaplar, makaleler var. Ama şimdi hepsini tek tek künyelerini vermek uzun olur. Mesela Marine Le Pen'den Almanya'daki Pegida hareketine kadar Batı Avrupa'daki pek çok aşırı sağ İslamofobik hareketin somut veya ideolojik seviyede Putin hayranlığı ve Rusya ilişkisi var. Yani Marine Le Pen Putin ilişkisi 30 milyon euro, bununla ilgili şeyler de yayınlandı. Yani mesela böyle bir şey var. Fransız ve Alman iç Pegida'yı pek çoğunuz biliyor, bu İslam karşıtı hareket. Pegida'nın protestolarında Vladimir Hilf uns, Vladimir bize yardım et vesaire gibi pankartlar açıldı. Yani Alman ve Fransız aşırı sağ ve İslamofobik hareketlerinin Putin hayranlığı ve bağlantısı nedir diyebilirsiniz. Sizin PYD sorunuzu bütün Avrupa sathına yaymış oldum. Yani elbette ki İster Alman, ister Fransız, ister Türk iç siyaseti olsun, Rusya burada da o kozu kullanmak ister. Son soru herhalde Mustafa Dikmen'in sorusu. Amerika Birleşik Devletleri varlık gösteremiyor. Evet, ve muhtemelen de gösteremeyecek. Zaten bu sorunun buraya gelmesinin önemli bir unsuru bu. Ama Amerikan Grand Stratejisi açısından bakacak olursak, ki bunu defalarca üstü kapalı şekilde söylediler, ne Gürcistan, ne Ukrayna ne de Suriye Amerika'nın core, öz, ulusal çıkarını tehdit eden durumlar değil. Dolayısıyla iç savaş isterse 15-20 yıl sürebilir ve bu doğrudan bir Küba nükleer krizi veya Meksika iç savaşı olmadığı sürece, değil mi? Yani doğrudan bir şekilde Amerika'nın core, ulusal çıkarına dokunmadığı sürece Amerika müdahale de etmeyebilir. Yani o mesajı, hele de Obama artık iktidarını bitirmiş, artık bundan sonra kim seçilecek tam belli değil. Bu son dönemlerinde öyle bir müdahaleye kalkışması çok zor. İran uzlaşması da tabii çok kilit. Yani Obama hükümetinin yıllar boyunca hem Küba'yla önce, yani dış politikada da bazı signature başarılar kazanmaya çalıştı. Tarih kitaplarına girecek. Bir miras bırakmak istedi. İç siyasette sağlık reformu ve eşcinsel evliliği herhalde kitaplara geçti dünya tarihi kitaplarına, Obama yönetiminin iç siyasal mirasları olarak. Dış siyasette de Küba ile uzlaşma ve İran'la çok daha büyük çaplı bir uzlaşma. Şimdi Suriye'ye doğrudan müdahale etmesi özellikle bu ikinci ayağı sarsacak bir şey. İran'la tarihi uzlaşma ayağını. Dolayısıyla evet, yani böyle Afgan Savaşı gibi 78'den günümüze kadar 35 sene sürme ihtimali var. Maalesef gerçekçi olan bir şey bu. Kaldı ki Amerika'daki neokonların bunu istediğini zaten yazdılar. Yani birkaç orada isim verilebilir ama gerek yok. Yani Suriye'de Amerikan çıkarı en azından yeni neokonservatif açıdan savaşın kazananının olmamasıdır diyen de bir ekol var. Bunun dominant olduğunu zannetmiyorum. Mesela
Obama neokon değil. Obama yönetimi de neokon çizgide gitmiyor ama bunu da düşünen var. Galiba bitti böylelikle son soru. Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi bu doğal gazla ilgili sorun aslında jeopolitik olmasına rağmen bu sorun aslında Rusya'ya alternatif bir doğal gaz boru hattının özellikle hesaplamalar Katar üzerinden, yani Katar doğal gazının Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye, Türkiye ve Avrupa üzerinden gitmesi tehdidi aslında şey olarak, karasal olarak yok. Çünkü Katar en büyük deniz filosunu inşa etmiş durumda. 52 civarında büyük kruzlar. Katar doğalgazını, işte doğalgazı sıvılaştırıyor, şeye bindiriyor, gemilere bindiriyor. Hem daha güvenli, hem daha ucuz, hem daha çok rekabet edici. Aslında bu daha fazla tehlike yaratıyor Rusya için. Ve birçok Avrupa pazarını da invaze etmiş durumda. Yani Rusya'ya tehdit bu şekilde oluşturuyor. Bu yüzden hani direkt bir müdahil olma sebebi değil bu. Rusya'nın Suriye'ye müdahil olma sebebi değil. Bundan ayrı olarak Suudi Arabistan petrolü daha çok pazarları daha çok batırarak, daha çok petrol ihraç ederek Rusya'ya da zarar veriyor. Bu yüzden Rusya'nın Suriye'ye sırf bu yüzden müdahil olması veya büyük neden olarak bu yüzden müdahil olması Rusya'ya ters tepiyor. Ruslar biliyorsunuz daha önce işte Bender bin Sultan gitmişti Rusya'ya, Putin'e işte bu doğalgaz konusunda, petrol konusunda güvenceler vermişti. Esad'dan el çekmesi durumunda. Silah, büyük çapta silah satın alma konusu vardı Rusya'dan. Putin bunu reddedince Suudi Arabistan bunun tersini yaptı. Daha çok petrol ihraç etti. Fiyatları daha çok düşürdü. Şu anda doğalgaz fiyatı, petrol fiyatı 40 doların altına düştü. Rusya'nın hiç mümkün değil ki bu maliyeti karşılaması. Bu yüzden Rusya'nın Suriye'de olduğu sürece daha çok ekonomisi çökecek. Ve daha çok bu işte enerji savaşı daha çok aleyhine tepecek. Şeyin konusunda özgür su, işte bu içerideki silahlı gruplar konusunda aslında silahlı grupların çoğu bizim koalisyon bünyesi altında temsilcileri var. Yani siyasi olarak temsilcilikleri bulunuyor ve koalisyonun hedefi neyse, işte yeni Suriye konusunda gerek demokrasi, özgürlük, bireysel özgürlükler konusunda, kolektif haklar konusunda aynen koalisyon ne öngördüyse onlar imza atmış durumdalar. Fakat siz sahada işte savaşan birisinin varil bombası, her gün varil bombalarıyla karşılaşan veya misket bombalarıyla karşılaşan bir savaşçıya demokrasi hakkındaki görüşünü sorarsanız tabii ki olumlu cevap vermeyecek. Yani asıl orada verdiği savaş varlık savaşı, savaşıdır. Yani var olma savaşıdır. Bu yüzden fakat siyasi, bütün bu grupların siyasi büroları var Suriye dışında ve koalisyon bünyesinde kendi şeyleri, mesleleri vardır. Şimdi güvenli bölge konusunda, işte bu Rus uçağının düşürülmeye, güvenli bölge konusuna gelmeden önce %100 katılıyorum. IŞİD olayı, bir soru, IŞİD'le ilgili bir soru yönetildi. Şimdi IŞİD'le rejim aynı paranın iki farklı yüzüdür. IŞİD, bunu da herkes, yani Rusya da biliyor, rejim de biliyor, koalisyon, yani Batı koalisyonu da biliyor. IŞİD çökertildiği an rejim çöker. Rejim çöktüğü an IŞİD de çöker. Bu denklem çok iyi biliniyor. Bu yüzden
rejimin ayakta kalması istendiği sürece IŞİD kalacaktır. Yani bu herkes tarafından bilinen bir denklemdir. Güvenli bölgeler konusuna gelince de IŞİD tehdidi var. Çünkü IŞİD genellikle Türkiye'nin de desteklediği güvenli bölge IŞİD'in varlığı gösterdiği bölgeler. Orada IŞİD söküldüğü zaman ve yerine Özgür Suriye ordusu, daha mutedil güçler yerleştirildiği zaman veya güçlendirildiği zaman rejim çok ciddi bir darbe alacak. Bu yüzden bu güvenli bölge konusunda Türkiye'nin isteği sürekli Batı tarafından olumlu karşılanmadı. Yani sıcak bakılmadı, ertelendi. Yalnız Türkiye'nin son zamandaki iradesi belliydi. Yani Amerika ile veya Amerikasız bu güvenli bölge olacaktır diye. Şu anda daha çok destek artmış durumda. Fransa'dan ciddi destekler var, bazı Avrupa ülkelerinden. Hatta Amerikalılar bir şekilde biz de katılabiliriz söylemini sunmaya başladılar. Teşekkür ederim. Evet Ufuk. Teşekkürler sorular için. Şimdi bu DAEŞ neden vurulmuyor meselesi bir tacip ifadesi değildi aslında. Yani herkesin bildiği bir hakikati. Halit Bey'in de ifade ettiği gibi dillendirme meselesiydi. Bir ironiydi aslında o. Yani DAEŞ'le rejim arasında kurulan o simbiyotik ilişki aslında Suriye'yi yakından takip eden herkesin farkında olduğu bir konu. Sıkıntı da biraz bu. O simbiyotik ilişki sebebiyle DAEŞ'le gerçek manada mücadele edilmiyor. Şimdiye kadar DAEŞ'le en fazla mücadele eden, bunun en fazla maliyetini ödeyen, bunun yüzünden en fazla hayatını kaybeden gruplar Suriyeli muhalif gruplar ki bunların önemli bir kısmına da Türkiye başından beri destek veriyor. Bu sebepten burada bir tacip dediğim gibi söz konusu değil. Uçağın tekrar düşürülmesi konusu. Şimdi bunun birkaç yönü var. Bir, Türkiye'nin yeni bir sınır ihlali karşısında yeni bir Rus uçağını tekrar düşürmesi veya Rusya'nın savunma sistemlerini kullanarak bir Türk uçağını düşürmesi. Şimdi iki taraflı düşünmeliyiz. Çünkü karşımızda olan aktör yani Rusya işte bir tiyatroyu basan 10 tane Çeçen için içerideki 200-300 tane rehineyi öldürmeyi göze alan bir aktör. Yani şey yok, bir hesap verebilir, verme gereği hissetmeyen bir aktör. Çok rahatlıkla bir uçağın Türk uçağını düşürmesinden sonra işte biz sizi Suriye'de düşürdük tarzı şu an aktif bir şekilde kullandıkları propaganda aygıtını tekrar şeye sokabilirler, ne derler, devreye sokabilirler. Burada bence en büyük faktör NATO. Şimdi enteresan bir şekilde NATO şimdiye kadar olmadığı derecede aslında şeye girdi, denklemin içerisine girdi. Yani ben şahsen çok şaşırdım. İşte gönderdikleri gemiler olsun, verdikleri destek mesajları olsun, özellikle NATO içerisindeki bazı ülkelerin Ukrayna'dan gelen biraz da bakiye sebebiyle Türkiye'nin bu müdahalesi sebebiyle gayet memnun olduklarını gördük. Bu Paris konferansında özellikle işte bazı ülkelerin, Baltık ülkelerinden işte olsun, Hollanda olsun örneğin, ciddi bir memnuniyetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiklerini biliyoruz. Bu noktada NATO sanki daha önce devreye girmediği derecede devreye girmiş durumda ki bu da doğal olarak bir caydırıcı unsur olarak karşımıza çıkıyor. Bu bir uçak düşürülme hadisesinin Rusya tarafında olsun, Türkiye tarafında olsun yaşanmayacağı manasına geliyor mu? Bence gelmiyor. Yaşanabilir. Çünkü oradaki ihlaller devam eder. Çünkü bombardıman devam ediyor. Bombardımanın devam ettiği noktalar Türkiye sınırına çok yakın yerler. Ve öyle bir noktaya geldik ki her iki ülke de artık söylediğinden bir adım geriye atamayacak kadar meseleye komit etmiş durumdalar. Yani Türkiye net bir şekilde sınır ihlalleri karşısında bir daha olsa bir daha yaparım dedi. Rusya'da işte bunun bedeli çok ağır olacak tarzı bir açıklamada bulundu. Burada tabii S-400'leri hiç konuşmadık. Bu fırsattan istifade Rusya o bölgedeki hava hakimiyetine, hava
harekatlarının işte etkinliğini artıracak yeni bir sistem daha bölgeyle tanıştırdı. Bunun tabii sadece Türkiye değil, NATO'nun bölgedeki konuşlanmaları açısından ciddi bir kısıtlandırıcı etkisi olacağını öngörmek mümkün. İş aslında dediğim gibi Türkiye-Rusya meselesi olmayı aşıp biraz daha NATO'nun da devreye girmesiyle birlikte NATO-Rusya meselesi olmaya doğru, en azından bu hava savunma sistemleri, uçaklar vesaire meselesi söz konusu olunca o yöne doğru evrilmeye başladı. Şimdi bu batı ve güvenli bölge meselesinde ben Halit Bey'den biraz farklı düşünüyorum. Bütün bu tartışmaların Rus uçağının düşürülmesi sonrasında oluşan durumun Batı'nın güvenli bölgeye olan desteğini arttırmadığını, aksine hali hazırda zaten sahip olduğu çekinceleri belli oranlarda güçlendirdiğini düşünüyorum. Başından beri bence en büyük yanılgılardan bir tanesi buydu. Güvenli bölge meselesi meselesinde Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri hiçbir zaman aynı sayfada olmadılar. Yani çok farklı düşünüyoruz. Amerika ile bu konuda çok farklı gündemlere sahibiz. Amerika hiçbir zaman işte birkaç tane açıklama yapmalarına rağmen bu yönde gerçek manasıyla o bahsettiğim hatta bir güvenli bölge yapılması, kurulmasına, oradaki insanların güvenliğinin sağlanması konusuna hiçbir zaman komit etmedi. Bu konuda hiçbir taahhütte bulunmadı. Sadece o bölgede IŞİD'e yönelik yapılacak operasyonlarda Türkiye ile birlikte koordinasyon içerisinde yer alacağını söyledi. Fakat güvenli bölge meselesini bilinçli olarak kullanmaktan kaçındı. Şimdiki durum, yani Rusya'nın özellikle hava hakimiyetini bölgedeki aktivitesini artırdığı bir durum, bence Batı, özellikle Amerika tarafından biraz daha böyle kararsızlık için, şu ana kadar Suriye politikalarını karakterize eden kararsızlık için yeni bir bahane olarak bence kullanılacak. Bu sebepten bu Rus uçağının düşürülmesi meselesi aynı zamanda güvenli bölge tartışmalarını da biraz zora soktu diye düşünüyorum ben. Tabii bu havadan bahsettik. Diğer taraftan PKK'nın da Rusya'nın itmesiyle bu bölgeye girme çabası da ekstra bir komplikasyon. Onunla da yüzleşmesi gereken yine Türkiye ve Türkiye'nin sahada desteklediği aktörler. Şimdi Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin PKK konusunda, PYD, YPG, bunlar kısaltma siyaseti ama PKK dersem kimi kastettiğimi az çok anlarsınız. Bu konuda aynı fikirde olması aslında Suriye'yi takip edenler açısından şaşırtıcı değil. Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de birçok konuyu şimdiye kadar Rusya'ya havale etti. Yani görünenden daha fazla Suriye konusunda örtüşmeleri söz konusu Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya'nın. Bu sebepten PKK üzerinde yoğunlaşmaları veya PKK'yı kendilerine birlikte savaşabilecekleri meşru bir müttefik olarak görmeleri bu açıdan baktığımızda şaşırtıcı değil. Burada aslında daha ilginç olanı PKK'nın aynı anda hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Rusya ile ilişki kurabilecek pragmatizme sahip olması. Yani bir aktör düşünün, anti-emperyalist söyleme sahip kağıt üzerinde. İşte iki günde Biji Obama seviyesine yükseldi biliyorsunuz Kobani sonrasında. Ardından Suriye'ye Rusların operasyon başladığı andan itibaren birden o Marksist, Leninist şeyler geçmiş akıllarına geldi ve Ruslarla ilişkiye açığız, gelin beraber hareket edelim tarzı bir pragmatizm örneği verdiler. Bu aslında PKK'nın ideolojik olarak ne kadar böyle pragmatik bir zemine kurulduğunu ve işte amaçlarına ulaşmak için daha kimlerle ittifak yapabileceğini göstermesi açısından bence çok önemli. Şangay Beşlisi, ya dediğim gibi bu iş aştı. Türkiye ve Rusya'yı çoktan aştı. Uluslararası toplum aslında Rusya'dan daha mutedil bir şekilde meseleye yaklaşıyor ve her iki ülkeyi de bir ortak zemin bulma konusunda yakınlaştırmaya çalışıyor. Ama burada responsible adult Türkiye çok büyük oranda, yani enteresan bir şekilde bence Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinin en başarılı kriz yönetim
deneyimlerinden bir tanesi bu Türkiye açısından. Türkiye enteresan bir şekilde cool tarafı oynuyor. Sakin bir şekilde yapıcı açıklamalarda bulunuyor. Sakiniz, olabildiğine sakiniz. Sesimizi yükseltmiyoruz. Ama haklarımızdan geriye dönmeyeceğimizi, bir daha benzer bir durumla karşılaşırsak aynı şekilde karşılık vereceğimizi çok sakin bir şekilde söylüyoruz. Diğer taraftan da işte gerçekten şirazeden çıkmış, ne yaptığını bilmeyen, attığı adımların kendisi üzerine oluşturacağı zararın farkında olmadan hareket eden bir Rusya söz konusu. Bu noktada bence kriz yönetimi konusunda en azından uçağın düşürülmesinden sonra ortaya koyulan kriz yönetimi açısından Türkiye başarılı bir örnek sergiliyor. Bu noktada işte Rusya'nın bu psikolojide olması sebebiyle uluslararası toplumun, Şangay Beşlisi de buna dahil, bence yapabileceği çok bir şey yok. Uluslararası toplum iki ülkenin arasındaki ilişkilere vurgu yapmaktan ziyade Suriye meselesinin adil bir şekilde çözülmesi için çaba göstermeli. O devam ettiği müddetçe sadece Türkiye-Rusya ilişkilerinde değil, uluslararası toplumun birçok aktörü arasındaki ilişkilerdeki mayınlı ortam devam edecek ve o mayınlar küçük bir krizde tekrar patlayıp ciddi zayiatlar verdirecek. Evet. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Son sözleriniz varsa hocam, isterseniz söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şey varsa soru almadan, çünkü şey yapacağız, çok kapatacağız. Kısaca özellikle bu Şangay Beşlisi sorusu üzerinden aslında ilk başta belki söylenmesi gereken bir şeyi vurgulamak istiyorum. O da Türkiye'nin jeopolitik kimliğiyle ilgili bir şey. En azından bir 10-11 yıldır bu Avrasyacılığı inceleyip yayın yapan birisi olarak bu Türk-Rus ittifakı ihtimalini gerçekten hani Türk entelijansiyasında ve hatta siyasetinde bir yükselen seçenek olarak gördük. 2002'de ilk defa doğrudan ittifak isteyenlerin sesini duymuştuk ama daha sonra daha geniş bir perspektifte bu ortaya çıktı. Ben buna birkaç defa İngilizce makalede dördüncü tarzı siyaset dedim. Yani pan-Türkçülük, pan-İslamizm, batıcılık, bir de Rusyacılık, yani Rusyacı bir Avrasya şeyi. Bu krizle aslında bu dördüncü tarzı siyaset bir anlamda en olgunlaştığı anda rafa kalkmış oldu. Yani Türkiye'nin Rusyacı, Avrasyacı bir jeopolitik kimlik edinmesi, ki onun da onu da iten, yani onu da motive eden real politik sebepler vardı. Batı'dan askeri teknoloji transferi olmaması, nükleerle ilgili meseleler vesaire vesaire. Bütün bu sebepler evet Rusyacı, Avrasyacılığı bir noktaya getirdi ve aslında oldukça da hani şaşırtıcı denilebilir ama değil yani bu jeopolitik fayatlarına göre. Ama öyle gözüküyor ki Türkiye'nin kendinden kaynaklanmayan sebeplerden dolayı dördüncü tarzı siyaset uzunca bir süre rafa kalktı. Yani Rusyacı, Avrasyacı, bu çok önemli Türkiye'nin jeopolitik kimliği açısından. Son bir şey de Ukrayna'ya ilgili söylemek istiyorum. Çünkü bu Suriye krizini, Suriye zaten çok daha az bildiğim bir vaka. Ama Rusya yani burada yine Ukrayna'ya tepki veriyor aslında. Ve Ufuk Bey psikolojisinin bozulmasından ve dengesini kaybetmesinden bahsetti. İşte o dengeyi kaybetme ve psikolojinin bozulması Ukrayna'daki meydan protestosu ve Kiev hükümetinin devrilmesiyle oldu bence. Yani Rusya dengesini kaybetti veya psikolojisi bozuldu diyeceksek onu meydan protestosu Şubat 2014'de götürmek gerekiyor. Çünkü Kiev, Ukrayna, bunlar sadece milli kimlik, işte din, ortodoksi, Rus kimliği falan açısından değil, stratejik olarak da yani pek çok boyutuyla Rusya için çok fazla şey ifade eden bir şey, bir bölge. Onu kaybedince haklı olarak diyelim çok sinirlendi. Yani ülkeler için bu psikolojik tabirleri kullanmak doğru değil, antromorfize etmiş oluyoruz ama diyelim ki sinirlendi ve gayrimeşru bir takım adımlar attı. İşgal, ilhak ve iç savaş gibi. Ama kanımca onunla da yetinmedi. Bir anlamda Suriye'deki tepki bile Ukrayna'nın tepkisidir. Yani bir anlamda Suriyeliler de maalesef Ukrayna'daki Rus krizinin bedelini ödüyorlar bu tepkiyle. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Öncelikle katıldığınız için ve değerli panelistlere de yaptığı konuşmalar için teşekkür ederiz. Bir başka panelde görüşmek üzere. Dışarıda bir kokteyl olacak. Buyurun, afiyet olsun.